Merhaba, iyi günler. 14 Haziran 2023. Bak, bak, bak. Bak, 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 gelene bak. Nasıl geliyor, nasıl, nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Bunun içinde bir güzellik var yani. Nasıl geliyor bu? Nasıl geliyor? Otur bakalım buraya. Sen nereden anlıyorsun benim çekim yaptığımı? He? Oo, oh, oh, oh. Otur, otur bakalım hadi. Tayfur Göçmenoğlu, bir kara tren efsanesi. Alsancak, Buca, Alsancak. Ne var? Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme, içme kültürünü, gecesini, gündüzünü, yazını, kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini herkes kendince görür. Tarihçi başka, coğrafyacı başka, turizmci başka, asker başka, öğretmen bambaşka bir gözle görür ve kendi bakış açısıyla yazmak ister. Ama bir yazar, edebiyatçı kendince bir duyarlılıkla yaklaşır kentine. Çevresine gönül gözüyle bakar. Kendisini değişik insanların yerine koyar. Onların yüreğiyle de hissetmeye çalışır. Öylece yazar. Yazar yazdığı zaman birçok kimse o yazıda kendi duygularını düşünüp de söyleyemediklerini bulur. Kendisinden önce yazılmış olanları da anımsamak ister. Bu düşünceden yola çıkarak 2011 yılında yayınladığımız İzmir'im kitap dizimizde İzmir'in 45 semti, İzmirli 45 farklı edebiyatçı yazar tarafından kaleme alınmıştı. Şimdi 2019 yılında 30 yeni yazar ve 30 yeni eserle dizimizdeki kitap sayısı 75'e yükseliyor. Okurla buluşan toplam 75 kitaplık bu dizi hem İzmir için bir ilk olması hem de İzmir'in köklü kent halk kültürüne bir armağan olması açısından yüksek değer taşımaktadır. Buca Belediyesi'nin bana hediyesidir. Sayın Başkanıma teşekkürler ediyorum. Yayın yönetmeni Ömer Asan, yayın danışmanları Fergül Yücel, Hülya Soyşekerci, Murat Şahin, editör Serap İlhan Asan, grafik tasarım Murat İlhan, kapak fotoğrafı Tayfun Kocaman. İzmir'im dizisi Tayfur Göçmenoğlu, bir kara tren efsanesi, Alsancak, Buca, Alsancak. Güzel bir kitap, huzurlu bir kitap. Bu kitabı okumanızı rica ederim. Şimdi içindekileri okuyayım ve notlarım var 3 tane, onu anlatmak istiyorum. Notlarım Gazemir ve Cumabası tren istasyonu ile ilgili ve Alsancak ile ilgili. 3. Önsöz, tren bir yaşamdır, o hattın bir hikayesi var. Edward Pulser bir dehaydı. Arazi fiyatları tavan yaptı, çalışmaya devam, artık yolun sonuna gelinmişti. O mutlu günün anıları, her şey yolunda, seferler arttırılıyor, koşu trenleri, Buca'ya yeni göçler, yeni yüzyıla merhaba, işgal yılları, gelelim 5-18 trenine, Doktor Aliberti unutulur mu, kaçamak binişler, bizim okul yılları, vakit tamam, makinistler, Nedret Güvenç'in bebekliği, teknoloji gelişince. Önsöz, trenin Buca'nın sosyal ve ekonomik yaşamında önemli bir yeri var. Buharlı trenle 1872 yılında başlayan bu mutlu serüven ne yazık ki 2006 yılında noktalandı. Buca, Alsancak arasında fuar günlerinde 3-5 sefer eklenerek yaklaşık
18 sefer düzenleniyordu. Halkın güvenli, konforlu, ucuz başka seyahat seçeneği yoktu. Dostluklar, derin sohbetler, arkadaşlıklar, aşklar doğdu bu seferlerde. Buca Alsancak treni kentin demokratik yapısını da etkiledi. Bir zamanlar Rum ve Levantilerin yoğun yaşadığı bu kent, bir dönem çoğunluğunu mübadillerin oluşturduğu bir yapıya kavuştu. Tren mutluluktu. Çünkü ekmek parası kazananlar, eğitimleri için büyük kente gidenler, daha hesaplı alışveriş için kent merkezini tercih edenler, İzmir'deki dost ve ahbaplarına ulaşmak için can atanlar hep bu tren yolculuğunu tercih ettiler. Sade, konforsuz ama sıcak vagonlarda doğanın doyumsuz güzelliğini izleyerek yol aldılar. Ve sonra bir demir yolcu sınıfı oluştu. Devlet demir yolları bir istihdam kaynağı oluşturdu. Babam 1930'lu yıllarda sonlarında girdiği bu kurumda işçi olarak 40 yıla yakın çalıştı. Sabah 05'ten sıcak yatağından kalkar, hazırlanır, 06'da kalkan ilk trene binerdi. Tren basmadan kalkan trenlerin geçtiği Hilal Kavşağı'nda durur. Babam ve arkadaşları bu hattan geçip yine onlar için duran bir başka trene binerek Halkapınar'daki Cer Atölyesi'nde çalışmaya giderlerdi. Demir yolcu çocuğu olmakla övünüyorum. Bu kitap bir belgesel değil. Buca, Paradiso, Şirinyer hattının açılmasıyla oluşan Alsancak, Buca, Alsancak tren seferlerinin nostaljik bir anlatım denemesidir. Ve tabii sihirli, etkileyici, biraz da romantik buharlı trenin öyküsüdür. Tarihsel yönünü elbette uzmanlar anlattı, anlatıyor. Ama ben nostaljik yönüyle bu tren hattının benden önceki ve benim kuşağıma sunduğu güzellikleri böyle sade bir üslupla sunmayı tercih ettim. Hatam olmuşsa affola. Şimdi bu taraf için söylemek istiyorum. Ben Çiğli'ye Hatice Alam'a çok giderdim trenle. Kondöktör derlerdi. Denmek için bir kerpeteni vardı elinde. Ve bileti verirdik. Pat! Hemen delerdi. Yine ikinci defa kontrol olduğu zaman o delik bir tren biletini gösterirdi. Bunu söylemek için not almıştım. Ayrıca bu bağımsızlık savaşını bize canlarıyla, kanlarıyla kazanan kahraman tren yolcular burada İzmir'de bir tren yolunla ilgili okul yaptılar. Okul. Bu okulla ilgili fazla izler bulamıyorum. Yine bulursam okulun merdivenlerinde öğrencilerin olduğu bir fotoğraf var. O fotoğrafı takdim etmek isterim. Ayrıca müze müdürü vardı değerli arkadaşım. Emekli oldu. 10 sene önce Rus edebiyatında çok değerli eserler veriyordu. Ona da ulaşamıyorum. Yani bazen işte böyle yıllar bazı şeyleri alıp götürüyor. Farkında olmadım. Evet. Ben bir iki çekim yapmıştım. Bu hastane vagonuyla ilgili Alsancak'taki istasyondan yayınlamıştım bu sene. Oradaki düşüncelerimi de isterim izlemenizi. Sanatçı Nedret Güvenç'in babası Mehmet Bahattin Güvenç 1930'lu yıllarda tren hattında makas başında. Çok önemli bir görevdir bu makas. Yani kazaları oluşumunu engelleyen en önemli görevlilerdendir. Moto trenli günler başlıyor. Daha önce derde kömürlü, korkma. Sonra tabii mazotlular çıktı, elektrikler çıktı, gazlılar, benzinler çıktı. Her şey çıktı. Şirinyer'in eski hali. Şimdi biliyorlardır. Güzel. Sergisof saatler demir yolcuların madalyasıdır. Bunlardan bir tane köstekli saat vardı dedemin. İçi altın çizgili, dışı gümüş. Ben onu arkeoloji müzesine götürdüm. İzmir Arkeoloji Müzesi'ne. Varyant'taki. Dedeciğim de bu
şekilde anmış olduk. Şimdi bir iki not aldım, onu anlatmak istiyorum. Şimdi biz güzel bir insana yetiştik yaş olarak. Bu değerli insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nda büyük yararlıklar, kahramanlıklar göstermiş bir demir yolcu önderdi. Ana hattan yukarıya Gazemir'e, Seydiköy'e doğru bir şey vardı. Raylar vardı, döşenmiş. Oraya gelirken orası boş alanda bir ev vardı. Bu evin sahibi demir yolcu, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Savaş'ta büyük yararlılıklar göstermiş. Bize anılarını anlatan, benim birebir evinde anılarını dinlediğim insan Ruslar Ürkmeyen. Not aldım bunu. Ruslar Ürkmeyen. Ben bunun evine gittim. Evi tam orayların sağında, bu tarafa doğru. Ve muazzam anılar anlattı. Gözyaşları içinde anlatırdı ve ben de ağlardım. Yani. Bu vatan çok öyle kolay kazanılmadı. Siyasilerin günümüzde verdikleri demeçleri siz hoşgörüyle bakın. Şimdi bir not daha aldım. Bu da Cuma Havası tren istasyonuna ilgili. Cuma Havası'ndan Cuma Havalı gençler özellikle bilmezler. Ben onlar için bir katkı koyayım diye bunu notumu aldım. Bizim Cuma Havası'nda paytonlarımız vardı. Evet, Cuma Havası merkez ile Gölcükler Cuma Havası tren istasyonu arasında paytonlar çalışırdı. Ve bir de at arabaları çalışırdı. At arabalarının çalışmasının sebebi eskiden şekerler çuvalda gelirdi. Makarnalar büyük torbalarda gelirdi. Naylon torbalarda 10 kiloluk, 15 kiloluk gelirdi. Çay dört köşe tahta kutularda gelirdi. Çay. Çayı açardınız kapağını. Ondan sonra böyle kontrplak gibi ince kenarları olurdu. Bu sinek de meşhur olmak istiyor. Oradan o kapağı açardınız, şaşolayla daldırırdınız. Müşterinin istediğine göre 100 gram, 100 gram satardınız. Kocaman, birebir gibi işte o santimde tahta sandıklarda çay gelirdi. Çay. Urganlar çok olurdu tarım olduğu için. Yani pek çok çivi, bakkalların sattığı çiviler, ağır malzemeler trenle oraya geldiği zaman hızlı indirilir ve at arabasında da gelirdi. Meyve sebze, canlı hayvan bile taşınırdı trenlerimizde, vagonlarımızda. Bu çalışma değerli bir çalışma. Sayın Belediye Başkanımızı kutluyorum. Emeği verenleri kutluyorum. Sayın Tayfur Göçmenoğlu'nu kutluyorum. Az önce değerli arkadaşlarımı, tanıdıklarım da var işlerinde. İsimlerini saydım. Katkı koyanları. Hepsini saygıyla anıyorum. Ottoman Railway'e ait hisse senedi. Evet. Bunu gençler görsünler. Yani emperyalizm ne demektir? Ulusal bağımsızlık ne demektir? Bir vatan nasıl alınır? Ne demektir? O reji var. Reji idaresi. Tütüne ve tuza ve ülkenin kaynaklarına el koyan o duyunu umumiyeler var. Lütfen onları okuyalım. Ben de günü geldi mi o reji idaresinden, Hayrullah Husumi'nin kitaplarından, ben çünkü gazeteci olarak onun makalelerini yayınlamıştım kendi gazetemde, Balıkesirli kendisi, saygıyla anıyorum. Bu konuda geldi mi günler, bunları da konuşuruz. Kolay gelsin. Bu güzel kraliçenin de selamı var. Evet. O da sinekten rahatsız oldu. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Onunla beraber kapatalım. Çünkü beni bildim, hemen koşturup geliyor. Kolay gelsin, iyi günler.